Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Konuğumuz heykel ve seramik sanatçısı Orçun İlter. Hoş geldiniz Orçun Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Sizleri gördük, daha iyi olduk. İlk olarak sizi daha yakından tanıyabilir miyiz? Tabii. 1981 yılında Bursa'da doğdum. İlk orta öğretimini Bursa'da tamamladım. 96 yılında Bursa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümünü kazandım. 3 yıllık oradaki eğitimimden sonra 1999 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Ana Sanat Dalı'nı kazandım. Daha sonrasında bu okuduğum süre zarfında Güney Kore, Çin ve Meksika'da eğitim programlarına katılmamın yanı sıra Uzak Doğu'da, Japonya'da bir yıl boyunca Tokyo Üniversitesi Seramik bölümünde eğitim aldım. Mezun olduktan sonra 2 yıl Avustralya'da yaşadım. İkinci yılımın sonunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından Türkiye'ye tekrar davet edildim. Bir seramik atölyesi kurulma amacı vardı. Ve 1 Nisan 2010'dan itibaren hala da görevinde bulunduğum Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Seramik Atölyesi'ne çalışmaktayım. Aynı zamanda da belediyenin diğer sanatsal aktivitelerine ve etkinliklerine dahil olmaktayım. Tabii benim asıl yolum, çizdiğim yol, sanatım, heykel ve seramik sanatı. Çok güzel. Çok donanımlı bir yapıya sahipsiniz. Teşekkürler. Peki seramik sanatçısı olmaya nasıl karar verdiniz ve yollarınız bu alanla nasıl birleşti? Demin de bahsettiğim üzere 99 yılında Eskişehir Üniversitesi'ni kazandığımda seramik bölümünü aldığımız bir puanlar oldu bizim. Ve benim puanım seramik bölümünü kazanmaya hak kazanmama sahip oldu. Sonra orada ben kendimi sırf üniversitenin bana kattığı eğitimle değil, üstüne dışarıda kendimi çalıştırarak, geliştirerek bunu ben üstüne ekledim. Ve bendeki en büyük etki Japonya'da bulunduğum o bir senelik süreç zarfında aldığım eğitim oldu. Sonrasında da Türkiye'ye döndüğümde şu ana kadarki ürettiğim bütün eserlerimde hep oradaki disiplin, hep oradaki bana öğretilen gerçek seramik aşkı her zaman yansıdı. Ben seramiğe sadece bir obje olarak bakmadım. İnsanlarla bir etkileşim aracı oldu bende. Aldığım hikayeleri benden yola çıkarak toprak, ateş ve suyun birleşimiyle hayata döndürmeye başladım. Çok güzel. Peki ne tür heykeller tasarlıyorsunuz ve her heykelin arkasında bir hikaye oluyor mu? Tabii ki de. Heykellerim genelde konsepte yönelik ortaya çıkıyor. Mesela ilk sergim Sırlar Sergisi. Oradaki konseptim maskelerdi. Ama maskeler neydi? Nedir maske dediğimizde, insanlar her türlü maskeye sahipler zaten. İlla yüzüne bir şey takmasına gerek yok. Oradan yola çıkarsak, oradaki konu neydi? Maskeler ve bütün dünyadaki maskeleri sentezleyerek bir eser ortaya çıkardım. Ha, bunun dışında mesela özel eserler de isteniyor. Çok yakın bir dostumun evinin bahçesine 1.80 santim yüksekliğinde bir Medusa heykeli çalıştım mesela. Medusa'nın mesela hikayesini araştırdım, geliştirdim. Onunla ilgili nasıl bir sentez yapabileceğimi kanaat getirdikten sonra tasarım süreciyle birlikte kendisiyle konuştum. Onayladıktan sonra da asıl üretime geçtim. Ama orada da gene ne var? Karşılıklı etkileşim ve iletişim. Ondan aldığım duyguyla o eser çıktı. Mesela çok sert bir Medusa çalışabilirdim. Çok makul, sakin ama bir taraftan da tabii gücü sembolleyecek bir Medusa çıkarmıştım mesela o dönemde. Ne kadar ilgi gördü peki? Çok ilgi gördü. Yani yapım aşaması da çok enteresandı. Çok detaylı. Bütün o hikayesini ortaya koyan bir heykeli çıkarmak zorundasınız. Çünkü Medusa mesela tek başına bir figür değil. Medusa'nın arkasında Pegasus var, Athena var, Perseus var, Poseidon var. Yani çok donanımlı olmak gerekiyor öyle bir heykele çıkarmak için. Onlarca kitap okudum. Gerçekten de mitolojik olarak nereden ne yakalayabilirim, hangi sembolleri kullanabilirim, o detayları inceledim. Ondan sonra kendime göre sentezledim ve hayata geçirdim. Peki ben tasarımlarınızda muazzam bir el işçiliği görüyorum. Bu alana olan yeteneğiniz ne zaman ve nasıl keşfettiniz? Annem ve babam benim ressamdı. Onun çok büyük bende bir artı birle hayata başlama nedenim oldu. Sanat hayatıma. 4 yaşındayken annemin yağlı boyalarını almışım, ben halılara boyamışım. Sonra annem demiş ki bu çocuk tamam, bir yetenek var belli. Benim önüme kağıtları koyuyor. Ben o kağıtlarla
yavaş yavaş üzerine desenlerimi çizmeye, resimlerimi yapmaya, pastellerle bir şeyler yapmaya başlıyorum. Sonra 6 yaşında ilk ödülümü kazanıyorum Mimarlar Odası'nın. 8 yaşında Türkiye ikincisi oluyorum. Tayland Büyükelçin'in açmış olduğu yarışmada. Aynı senede ilk kişisel sergimi açıyorum 8 yaşında. Sonra tabii bu yavaş yavaş resimde böyle artık tek yüzeylilikte çok fazla şey bende tatmaya başladı. Ve ben bunu içten içe yavaş yavaş böyle 3 boyuta döndürmek istiyordum. Ama tabii teknik olarak çok bir bilgim yoktu. Güzel Sanatlar Fakültesini kazanınca seramik bölümünü, işler orada değişmeye başladı. Gerçek anlamda da benim bu resimde tattığım duyguyu, renklerin ahengini, çizdiğim dokuyu, deseni aktarabileceğim bir yer olduğu ortaya çıktı benim için. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.